Yani bakıyorsun bir tanesi çıkıyor. Bir emekli yarbay. İşte bana bu kadar tabur versinler. Ben bu işi çözerim. Ya dur haddini bil bir defa ya. Artık emekli oldun çıktın kenarda dur. Yani bu ülkenin şu anda bir genelkurmay başkanı var. Sana ne oluyor ya? Otur oturduğun yerde. Ya bunlar da emekli olduktan sonra konuşmaya başlıyorlar. Eğer yapabiliyorsa, eğer imkanları varsa, donanımları varsa ihaleye girerler. O da gider özel sektörden bir firmanın yanında danışmanlık görevi alır. Bu işi çok iyi biliyor ya. İki taburdan daha fazla adamı da dışarıdan bulabilir sivilden. Hani gereği neyse o parayı da öderiz ha, onu da merak etme. Ve açık söylüyorum son derecede mutlu oluruz. Ne diyorsunuz başbakana? Şaşırdınız mı? Bayağı sert çıkıyor aslında. Evet şaşırdım. Fakat fazla da şaşırmadım çünkü başbakanın üslubu bu. Fazla şaşırmadım. Niye? Hep böyle mi diyorsunuz? Evet başbakanın üslubu bu. Ne zaman ki doğruyu konuşan insan çıkar, başbakan mutlaka ona fırça çeker. Ya siz kişisel almıyor musunuz bunu? Yani başbakan böyledir ve ben de... Yok. Hiç etmiyorum. Kemal Bey bir anda siz başbakanın hedef tahtasına geldiniz. Pişman oldunuz mu bundan dolayı? Hayır. Kesinlikle. Ne zaman ki gerek tecrübeme gerekse bilgime istinad eden bir husus milletimin faydasına ise mutlaka onu söylerim. Evet. Hiç çekinmem. Ne başbakandan ne diğerlerinden. Güzel.